endokrin sistemde bezleri kim uyarır? Hangi faktörler endokrin bezlere salgı yaptırır? 3 tane olay var. Bunlardan bir tanesi. Hipofiz bezi üzerinden görüyoruz arkadaşlar. Hipofiz bezinin göndermiş olduğu hormonlarla, yani başka bezlerin gönderdiği hormonlar bezleri uyarır ve salgı yaptırır. İkinci bir nokta, sinir sistemini görüyoruz. Özellikle sempatik sinirlerin aktivitesi var. Sempatik sinirler mesela burada böbrek üstü bezini uyarmış. Yani sinirsel uyarıyla hormon yapılabiliyor. Üçüncü faktörümüz bezlere hormon yaptıran kandaki madde derişimi. Mesela burada kandaki kalsiyum oranı veya kandaki glikoz oranı bezlere salgı yaptırabiliyor. Kandaki kalsiyum oranı tiroid bezine gördüğümüz gibi hormon yaptırıyor. Aynı zamanda paratiroid bezine de hormon yaptırıyor. Peki hormonların yapısında neler var? 3 yapıda hormon var. Protein yapılı hormonlar, steroid yapılı hormonlar ve amino asit türevli hormonlar. Burada arkadaşlar ipucu vermiştik. Paratiroid ve kalsitonin, insülin ve glikagon hormonları zıt çalışan hormonlardır. Yani zıt çalışan hormonlar protein yapılıdır. Bir de hipofiz hormonları var. Amino asit türevidir ise bakın adrenal medulla hormonları, troksin hormonları, bir de melatonin hormonu var. Bunlar da amino asit türevli. Steroid yapılılar, adrenal korteks hormonu yani böbrek üstü bezinin korteksi. Bir de eşey hormonları var, ovaryum ve testis hormonları. Bu hormonlar hücrede depolanabilir mi şeklinde bir soru sorarsa arkadaşlar, proteinler zardan geçmez. Proteinler zardan geçmediği için ben onları bir kese içerisinde, hücre içinde depolayabilirim. Ama steroid yapılılar zardan geçebildiği için onları depolayamam. O halde depolanan kimmiş? Protein yapılı hormonlarmış. Peki hormonlar hedef bölgeleri nasıl uyarır? Ona bir bakalım. Egzostozlu arkadaşlar, bunlar kana gönderiliyor. Ancak kana geldiğinde bunlar protein yapılı olduğu için büyük moleküllü maddelerdir ve hücremizin zarından geçemeyecektir. Dolayısıyla protein yapılı hormonların reseptörlerini gördüğümüz gibi hücrenin zarına yerleştiriyorum. DNA'ya bilgi nasıl gidecek? Çünkü kendisi hücre içine giremiyor. Onun yerine hücre içerisinde aracı bir mesaj taşıyıcı molekül kullanılıyor. Bu hormon ya sitoplazmada bir cevap oluşturuyor veyahut da bir genin aktivitesini değiştiriyor. Steroid yapılı hormonlara bakalım. Arkadaşlar steroid yapılı hormonlar gördüğümüz gibi zardan geçebiliyor. Yani hücre içine girer bu hormonlar. Hücre içine girdiğine göre o halde ben bunun reseptörünü zara koymam. Reseptör zarda değil. Nerede reseptör? İçeriye girdiğine göre şurada görüyorsunuz. Reseptörü hücrenin içinde ve ne yapmış? Hemen çekirdekten içeriye girerek ilgili genin aktivitesini etkilemiş. Demek ki protein yapılılarda reseptör hücre zarında, steroid yapılılarda hücre içinde. Protein yapılılarda aracı mesaj taşıyıcı molekül kullanılıyor ama steroid yapılılar hücre içine girdiği için aracı bir mesaj taşıyıcı kullanılmıyor. Geri bildirim mekanizması. Eğer bir hormon başka bir hormonun salınmasını uyarıyorsa buna pozitif geri bildirim diyoruz. Mesela TSH hormonunu görüyorsunuz. TSH hormonu troksin hormonunun salınmasını uyarmış. O zaman buradaki olay pozitif geri bildirimdir. Ancak troksin hormonu daha sonra tiroid uyarıcı hormonun kesilmesini sağlıyor. Bu da negatif geri bildirimdir. Peki hormonlar kanda nasıl taşınıyor? Özellikle iki tip hormon çok önemli. Protein yapılılar ve steroid yapılılar. Bildiğimiz gibi protein yapılı hormonlar plazmada çözünüyor. Çözündüğü için taşınmalarında herhangi bir problem yok. Kan onları çözerek taşımış oluyor. Ama steroid yapılılar suda çözünmüyor. Çözünmeyen bir maddeyi biz nasıl taşıyacağız? O halde onu çözünen bir maddeye bağlıyorum. Bakın şu steroid yapılı bir hormon. Şu ise etrafındaki, hemen farklı bir renk kullanalım. Şuradaki ise protein. Bakın bir proteine taşıttırıyorum ben steroid yapılı hormonu. Ve dolayısıyla protein kısmı çözündüğü için steroid yapılı hormonlar da rahatlıkla taşınabiliyor. Steroid yapılı hormonlar kanda taşıyıcı proteinlerle taşınıyor. Onlardan biri de kimmiş? Kan proteinlerinden albümin imiş. Evet, şimdi hipotalamus ve hipofiz bezi arasındaki ilişkiye bir bakalım.
Bakın burada hipotalamusun sinirlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Sinirler doğrudan doğruya ne yapmış? Hop gelmiş arka loba. Doğrudan doğruya nöronlarla geliyor. O zaman arka lobun uyarılması hipotalamusun aksonlarının uzanmasıyla gerçekleşir. Aksonları arka loba kadar uzanır. Arka lobdan salınan hormonlar kimdi? Antidiüretik hormon. O zaman bu antidiüretik hormonu salgılayan hipotalamus. Bir başka hormon ise oksitosin hormonu. Bu iki hormonu sentezleyen hipofiz değil, bu iki hormonu sentezleyen hipotalamustur. Peki ön lobdaki durum nasıl olacak? Bir de ona bakalım değerli arkadaşlar. Ön loba baktığımız zaman şurada aksonların şuraya kadar geldiğini görüyoruz. Ön loba kadar girmiyor bakın aksonlar. Şöyle çizdik. Akson burada. Sonra buraya RH adı verilen hormonlarını bırakır hipotalamus. Ve burada kan damarlarını görüyoruz. Kan damarları aracılığı ile RH'larla ne yaptı? Hipofizin ön lob hücrelerini uyardı. O halde ön lob hormonlarını hipofiz tarafından sentezlenir. Ve hipofiz salgılar hipofiz bezinin hormonlarına. Ön lob hormonlarını seri bir şekilde yazalım. Somatotropik hormon, tiroid stimüle edici hormon, luteotropik hormon, folikül stimüle edici hormon, luteinleştirici hormon ve adrenokortikotropik hormon. MSH hormonu, arka lob hormonları ise oksitosin ve antidiüretik hormon. Şimdi bu hormonların özelliklerine, görevlerine gelelim ve somatotropik hormondan başlayalım. STH hormonu bu arkadaşlar bir büyüme hormonu, yani büyüme ve gelişmeyi sağlar. Peki hedef bölge neresi? Değerli arkadaşlar, büyüme ve gelişmede hedef tüm vücut olmalı. Çünkü tüm vücutta bir büyüme ve gelişme görülecek. O yüzden şuraya tüm vücut yazıyoruz. Ancak özellikle etkili olduğu bir kısımlar var. En etkili olduğu yapılar var. Bunlar nedir? Kemikler ve kaslardır. Yani tüm vücudu aynı şekilde etkilemiyor. En çok etkiledikleri bunlar. Peki metabolizmayı nasıl etkileyecek? Büyüme ve gelişme için metabolizmanın hızlanması lazım. Hedef tüm vücut olduğuna göre ve tüm vücutta bir büyümeyi sağlayacağına göre o halde doku kütlesini artırır. Kemiklerde değerli arkadaşlar epifiz diskleri var, büyüme plakları var. Kıkırdak yapıdaki bu bölgeleri etkileyerek vücudun uzamasını sağlayacak. Yani hücre bölünmelerini buralarda hızlandırmış olacak. Dokuların, organların sadece kaslarda değil aynı zamanda diğer doku ve organlarda bir kütlece artışa sebep olacak. Ama bizim birinci derece yapı maddemiz ne? Yani büyüme ve gelişmeden bahsediyoruz. En çok hangi organik maddeye ihtiyacımız var? Proteinlere. O halde bu hormon hücrelerde protein sentezini hızlandırmak zorunda kalacaktır. Değerli arkadaşlar, enerji ham maddesi olarak ne kullanmalı? Enerji ihtiyacı bu dönemde büyüme ve gelişmede çok yüksek düzeyde olacağı için bu yüzden karbonhidratlardan çok yağları tercih edecektir. Yani karbonhidratlardan yağlara doğru bir geçiş gerçekleşiyor. Peki sendromları var mı? Tabii ki var. Sendromlar gençlik döneminde az salınırsa büyümeyi sağlayan bir hormon olduğuna göre o halde büyüme az olacak. Yani cüceliğe sebep olacak. Buna biz nanizm adını veriyoruz. Fazla salgılanırsa gigantizm adı verilen durum ortaya çıkacaktır. Yalnız buradaki cücelikte dikkat edeceğiniz nokta zeka geriliği yok. Zeka geriliği yoktur. Büyüklerde ise akromegali dediğimiz el ve ayak parmaklarında orantısız büyümeler meydana geliyor. Arkadaşlar TSH hormonu tiroid stimüle edici. Stimüle etmek uyarmak demektir. Yani tiroidi uyarıcı olan bir bezdir ve bu bez tiroid bezini uyararak ondan troksin salgılanmasını sağlayacak. Adrenokortikotropik hormon böbrek üstü bezinin korteksini uyarır ve buradan kortizol salınmasını sağlar. Bir de gonadotropinler var. FSH, LH ve LTH. Antidiüretik hormona geçiyorum. Peki görevi nedir? Vücuttaki su dengesini ayarlamaktır.
Peki hedef bölge neresi? Suyu nereden alacak? Dışarıya attığımız bir su var bizim. O sudan alacak. Hangi suyu atıyoruz? İdrarı. İdrar nerede yapılıyor? Böbrekte. O halde hedef bölge böbrektir. Antidiüretik hormon fazla salınırsa böbreklerden kana doğru geçen su artmış olur. Artıyor, artıyor ve artıyor. O zaman böbreklerden su emilimi artar. Artan bu su kanın toplam hacmini otomatik olarak artırmış olur. Artan bu hacim ise damarlara daha fazla basınç uygulayacaktır. Kan basıncı artar. Ha bazen şu hatayı yapıyorsunuz. Hocam hacim artınca basınç düşer diye, bu P çarpı V eşittir NRT ile ilgili değil. Damara fazla hacim girdiği zaman bu fazla hacim borulara basınç uygulayacaktır. Peki su geçtiği zaman kan seyrelir. Seyrelmesi ozmatik basıncı ve emme kuvvetini düşürür. Doku sıvısı ne olur? Arkadaşlar kan hacmi arttığı zaman bu hacimden kurtulmak için kan bunu böbreğe gönderecek. Ama sorun zaten böbrekten kaynaklı. Böbrekteki su tekrar kana geçecek. Yani bu hacmi azaltamayacağız. Dolayısıyla homostaziyi sağlayabilmek için kandaki bu fazla suyu dokulara göndermem gerekiyor. Bu yüzden de doku sıvısı artar. Doku sıvısının ozmatik basıncı ve emme kuvveti de otomatik olarak azalmış olur. Kana basıncı arttığına göre yorumlayalım. Tansiyon artar, nabız artar. Peki biz idrara geçmesi gereken suyu çaldık, kana verdik. İdrardaki suyu aldığıma göre idrar miktarı azalır. Derişimi suyunu aldım, idrarın suyunu aldım. O zaman idrarın derişimi de artar. Evet, diğeri ise az salınırsa tam tersi olacak arkadaşlar. İdrara çıkma sıklığının artması ve susuzluğun görülmesi, şu iki sendrom şeker hastalığında da görüldüğü için bu olaya şekersiz şeker hastalığı adı verilmektedir. Değerli arkadaşlar, tiroid bezinin salgı yapması iki farklı şekilde gerçekleşiyor. Önce nerede bulunur? Bakın tam şurada boyun kısmında bulunan bir bezdir, papyon gibi. Görevi nedir tiroid bezinin? Bu iki hormon salgılıyor. Bunlardan bir tanesi troksin hormonu salgılar, bir diğeri ise kalsitonin hormonu salgılar. Troksin hormonundan başlayalım. Şuraya troksin yazıyorum. Troksinin görevi vücuttaki metabolizmayı hızlandırmaktır. O halde hedef neresi olmalı? Hedef bölge tüm vücut olacaktır. Metabolizmayı etkileyen bir hormon olduğuna göre çocuklarda az salınırsa metabolizma bu çocuklarda yavaşlar. İyi de büyüme gelişme nasıl olacak? Çocuklar büyüme gelişme çağında. O yüzden büyüme gelişme olmayacak. Büyüme gelişme azalır. Büyüme gelişme azalırsa o zaman tıpkı STH'da olduğu gibi cücelik görülür. Ancak STH'daki cücelikten farklı olarak bu tüm vücudun metabolizmasını etkilediği için beyin gelişimi de bunun olumsuz etkilenecek. Bu yüzden bu bireylerde zeka geriliği görülecektir. Peki büyüklerdeki durum nasıl? Büyüklerde az salınması. Hareket noktamız nedir? Hareket noktamız metabolizmadır. Troksin metabolizmayı hızlandıran bir hormondur. O halde az salınırsa büyüklerde metabolizma yavaşlar. Metabolizma yavaşlarsa bundan sonra kan basıncını düşürür. Kan basıncı düşüyorsa demek ki kalbin çalışmasında bir azalma varsa, o zaman nabızda bir azalma var. Kan basıncının azalması zaten tansiyonla ilgili. Kan basıncı düşüyorsa o zaman düşük tansiyon görülür. Peki metabolizma yavaşlıyorsa acaba vücudun sıcaklığını nasıl etkileyecek? Yavaşlayan metabolizma az ısı üretir ve bu yüzden bu kişilerde vücut sıcaklığı düşecektir. Ve üşüme görülür. Vücut sıcaklığı düştüğü için bu bireyler çok sık üşüme
yapacak ya da üşüme olacak işte. Peki uykusuzluk mu görülür, uykuya eğilim mi görülür? Üşüyen bir insanda metabolizmada yavaşlıyor ise vücut sıcaklığını korumak adına bir nevi fişini çekmek zorunda kalacak hayati organlar için. Bu yüzden bu bireylerde uykuya eğilim vardır. Fişi çekiyorsa o zaman uyuşukluk görülmesi gerekiyor. İsteksizlik görülmesi gerekiyor. Halsizlik görülmesi gerekiyor. Terleme yok çünkü metabolizma yavaş. İştah, arkadaşlar, metabolizma yavaşlıyorsa bu vatandaşın iştahı ne olur? Azalır. Kilo. Arkadaşlar iştah azalıyor ama azıcık da yese yediğinin az miktarını harcar, geriye kalanı depolar. Yani kilo artar. Saç ve kıllarda dökülmeler görülür. Bu sendroma mix ödem veya basit guatr hastalığı adını veriyoruz. Ve bu hastalık iyot eksikliğinde görülür. Neden? Çünkü troksin yapısında iyot var. Eğer iyot veremezsek, alamazsak tiroid bezi de troksin hormonu üretemeyecek. Peki çok salınırsa o zaman zangır zangır bir metabolizma olur. Bu kadar yüksek bir metabolizma kalbin çalışmasının yükselmesine neden olur. Kalbin çalışması yükseliyorsa kan basıncı, nabız, tansiyon artması gerekiyor. Bu bireylerde bu sefer ne görülür? Hipertansiyon görülür. Vücut sıcaklığı artar. Artan bu sıcaklığı düşürebilmek için terleme yapmak zorunda kalır. Peki uykusuzluk mu görülür, uykuya eğilim mi? Kan basıncınız çok yüksek, nabız yüksek, vücut sıcaklığı fazla, o zaman uykusuzluk görülür. Uyuşukluk yok, iştah artar. Ne yerse yesin onun hepsini yok eder. Bu yüzden de kilo azalır, kilo kaybı görülür. Göz küresinin dışarı çıkık olduğu görülür. Biz bu sendroma egzoftalmes diyoruz. Sinirlilik ve asabiyet görülür. Bu hastalık zehirli guatr, basedov veya egzoftalmik guatr olarak adlandırılmaktadır. Peki kalsitoninle ilgili durum nasıl? Vücuttaki kalsiyum dengesiyle ilgili. Kandaki kalsiyum arttığında ne yapacak? Kandaki kalsiyumu düşürecek. Ana hedef bölge neresidir? Kemiklerdir. Kemiklerde bunun depolanmasını sağlar. Kardan atılan kalsiyum miktarını artırır. İnce bağırsaklardan emilecek kalsiyumu da azaltır.